Bir tarafta kendisini bir şeyler zanneden ve toplumun geri kalanı tarafından da bir şey zannedilen bir işçi sınıfı bölmesi var. Olduklarından çok daha zengin, olduklarından çok daha kültürlü, olduklarından daha ayrıcalıklı zannediyorlar kendilerini ve zannediliyorlar. Ama değiller. Damla, 33 yaşındayım. Yaklaşık 11 yıldır beyaz yaka olarak hayatıma devam ediyorum. Mezun olur olmaz başladım. Araya hiç es vermedim. İşte üniversiteden mezun olmalıyız, hemen kendi ayaklarımızın üstünde durmalıyız, kendi paramızı kazanmalıyız, koşturmalıyız bu hayatta diye. 11 yıldır hep aynı sektördeyim. Yatırım dünyasındaki borsa işlemlerine dair her şeyini yaptığım gibi neredeyse. İsmim Tuncay, evliyim, bir çocuğum var. Bir kimya firmasında üretim hattında 6,5 yıl kadar çalıştım. Daha sonra çalıştığım bölümde bir beyaz yaka pozisyonunda bir boşluk olduğunu gördüm. Temiz ortam, bilgisayar başındasın, insan özeniyor yani. Talebimi ilettim ve seçildim. Beyaz yaka olarak çalışmaya başladım. Baktım ki mavi yaka olarak birlikte çalıştığım insanlar maaş olarak bana bayağı bir fark atmışlar. Mavi yaka olmak istedim. Reddedildi. Artık bir süre sonra yılıyorsun. 11 yıl beyaz yaka olarak çalıştıktan sonra bıraktım. Ben Mustafa Özdin. 2003'te mezun oldum. 2005 yılında da çok uluslu bir Amerikan şirketinde çalışmaya başladım. Oradaki çalışma hayatım 13 yıl sürdü. 2017 yılında İşte bu dükkanın sahibi olan babamın kanser teşhisi kondu. Bu mecburiyetlerden ötürü çalışmış olduğum şirketteki işimden ayrılmak durumunda kaldım. Belirli bir süre sonra da babam rahmetli oldu ve bütün buradaki işler bana kaldı. İsmim Pınar. İstanbul'da Kurtuluş'ta yaşıyorum. Reklam sanat yönetmeniyim. Yaklaşık 20 seneye yakındır sektörde, 10 senesi freelance, 10 senesi sabit sigortalı bir çalışma tecrübem var. Senin 24 saatini ve hayatını alan bir meslek reklamcılık. Aldıklarım, verdiklerimi bir baktım yani bayağı kasap hesabı. Bana zarar vermeye başladığını görünce de ben dedim birazcık bir çekileyim bakayım. Adım Arda Sarıoğlu. 38 yaşındayım. Normalde üniversitede arkeoloji bölümünden mezunum fakat 2011 yılından beridir hemen hemen aralıksız çağrı merkez sektöründe çalışıyorum. Pandemi döneminde çalışmıyorum. İş arıyorum aslında. İstanbul'da finans piyasasına yazılım üreten bir firmada yazılım test uzmanı olarak çalışmaktaydım. Eşim avukat. 35 yıl kadar İstanbul'da ikamet ettikten sonra kurumsal hayatlarımızdan eşimle birlikte ayrılıp Muğla'nın güzel bir kasabasına yerleşmiş, orada çiftçilik, tarım hayvancılıkla uğraşan ve 5 yaşında bir kızım var. Ellerinizden öper. Onu büyüten bir ailenin babasıyım. Sermaye sahipleri kendi sermayelerini, mülklerini yönetmiyorlar. Bu yönetim işinin doğrudan doğruya kritik olan kısmını vekil yöneticilere devrediyorlar. Diğer işletmeciliği işte kayıt tutma, insan kaynakları, müşteriyle ilişkiler, yani düşünsel emek gerektiren ama doğrudan doğruya fiziksel çalışılmayan bütün bu işleri de profesyonel, eğitimli işçilere devrediyorlar. Beyaz yakalılık böyle ortaya çıktı. Üniversite eğitiminden geçen bir yaşantının, kent merkezlerinde süren bir yaşantının belli kültür kalıpları vardır. Ben mesleğinin kültürel kodlanmasının biraz abartıldığını düşünüyorum hep. En fazla da bu kültürel kodlar içinde özenerek yaşayan beyaz yakalılar tarafından. Çünkü bu adı konulmamış bir toplum sözleşmesi gibi. Öbür türlü ayrıksa ot kalacaksın ve orada bir yaşam sürdürmen zorlaşacak. Pazartesi günü sen işe gelirsin. İlk bir saati hafta sonu ne yaptın diyaloğuyla geçer. Hadi bir hafta dersin ki ya bu hafta hastaydım, başım ağrıyordu. Hadi bir sonraki haftada ananlara gittim. Bilemedin, dördüncü hafta bir şey söylemen lazım. Çünkü pazartesi günü arkadaşların geliyorlar ve diyorlar ki ben Arnavutköy'deydim, balıkçıdaydım. Ötekisi diyor ki ben Taksim'deydim, konserdeydim. Burada kendi kendini iten ve kendi kendini köpürten de bir döngü var. O yapıyor, ben de yapayım. Evet, bu insanlar başka bir dünyaya özeniyorlar. Yabancı kaynakları okuyorlar ve garip bir İngilizce-Türkçe bir dünyada konuşuyorlar. Birbirlerini de anlıyorlar bu arada. Tam tersi, eğer İngilizce-Türkçe konuşmuyorsanız anlaşamamaya başlıyorsunuz. Mizaha konu olan beyaz yaka aslında abes hareketlerin normalleşmesi. Mesela bir plaza dili var. Plazada casual giyinirler. Meeting yaparlar. Hatta meeting yapmazlar. Meeting set ederler. Feedback alırlar.
ve bundan keyif alırlar. Halbuki biraz sonra Hatice abla oradan bir çay verir misin diyecek o mavi yakalıya. O da al güzelim deyip getirip önüne koyacak. Kahretsin ki. Yaz dönemi gelir ya her hafta sonuna ya iki haftada bire. Cuma günü iş çıkışı, mesai çıkışı koşa koşa Sabiha Gökçen'e gidilir. Oradan Bodrum'a inilir, oradan Çeşme'ye inilir. Bir saatten sonra bir şengen kopartılırsa bir yerden hazır şengenimiz var, yengenlere gidelim denir. Yapma ihtiyacı hissediyor çünkü içeriden bir şeyler sinyal veriyor. Ya diyor ben kötüyüm, kötü hissediyorum ya da hastalıklar geliyor bir şeyler. Hani onu yapmazsa iyice telef olacak. Çevresine soruyor. Kendi çevresindekilerin de ona tavsiye ettiği şeyler hep belli bir... Hani falcılar da öyledir ya, hani birisi var bak çok iyi yapıyor. Bu anlamda şirketlerin içerisinde yaşam önderleri, kanaat önderleri var. Yeni trendleri, yeni markaları, yeni mekanları bir bakarsın ilk onlar keşfeder. Aynı parayı alıyoruz, hesap kitap yapıyorum, bölüp çarpıp topluyorum. Çıkmaz, yetmez yani. Bu bunu nasıl yapıyor? Hayret edersin. İlk başta indirim dönemlerini ararsın. Bunun outlet'i var mı yok mu? En azından oradan bir alalım falan der. Mutluluk kaynağı kazandığı parayla satın aldığı şeyler. İhtiyacından çok daha fazlasına büyük paralar veriyor. Kullanmıyor ama mutlu oluyor. Çünkü bizim işimiz tükettirmek, özendirmek. Markalar aracılığıyla yaparız bunu. Çünkü reklamcılığın varoluş sebebi bu. Sistem insanların daha çok harcamasını istiyor. Biz de buradaki oyunculardan bir tanesiyiz. Bu bitmez abi. Ne zaman anlaşılır biliyor musun? Herhangi bir arkadaşın işte çay içerken, sigara içerken gelir. Kanka eder. Bir iki ay sonra falan ben sana veririm. 2-3 bin lira bana borç verebilir misin? Hayırdır ya dersin, ne oldu? Ya baba kredi kartını fazla kaçırmışım der. Ah! Ne oldu? E oğlum vereyim tamam. 2000 lirayla 3000 lirayla kurtulacak mı bu iş? Kurtulmayacak. Oraya coştu, oraya koştu, oraya bilmem ne yaptı. Bankadan kredi çekti. O borç ödenecek. O borcu ödeyebilmek için buradaki maaşın devam etmesi gerekiyor. Buradaki maaşın devam etmesi için bu işin içerisinde muhakkak kalman gerekiyor. O yüzden birilerinin sana sürekli sen ona ver, hedef göster, ceset getirsin demesi gerekiyor. E işte senin de onun için ceset toplaman gerekiyor. Ondan sonra aşağı indiğinde de seni tehdit eden bütün bu gelir tuzağından, borç tuzağından dolayı ne kadar ahlaki değerin varsa, ne kadar manevi değerin varsa hepsini de tek kalemde unutabiliyorsun. Tüketim kalıplarına dayalı snobluk kültürü yukarıdan aşağı doğru yayılan bir şeydir. Kolaylıkla tüketenlerden zorlukla tüketecek olanlara, onlardan da tüketemeyecek ama özenecek olanlara doğru yayılan bir yukarıdan aşağı kültürdür bu. Ve kıymetli olan yukarıda göründüğü için, herkes yukarı doğru baktığı için yayılır aşağı doğru. Her sene kermes olurdu. O markaların sene sonunda satılmayan, kullanılmayan, yani zenginlerin tenezzül etmediği bütün ürünler aşağıda sergilenirdi ve sabit gelirliler, zavallı insanlar da bunlardan nasiplensin diye. Muhtemelen zengin sınıfa göre çok ucuz şeyler ama bize göre değil. O zaman maaşım 2400 lira mı neydi? Gidip 950 liraya, yani maaşımın neredeyse yarısına bir ayakkabı almıştım. O kadar da kötü bir ayakkabıydı, o kadar çirkin bir ayakkabıydı ki hayatımda hiç giymedim. Bu çok enteresan bir psikolojik durum. Gelirinin ve kredi kartı limitinin çok üstünde harcamalar yapma. Çok büyük bir hastalık. Bir beyaz yaka aslında bir sıkışmışlığın hayata geçmiş hali bana göre. Ve bu sıkışmışlık hissinden kurtulmak için de insanlar bazı uyuşturuculara kendini veriyorlar. Bunun en legal olanı da tüketim. Beyaz yakalı hayat bunu çok güzel pompalıyor. Çünkü bir kredi kartınız var. Her ay alacağınızı bildiğiniz bir maaşınız var. Ben artık o kadar çok tüketiyordum ki bir Excel dosyam vardı. Üstte gelirlerim vardı, altta da giderlerim vardı. Topladığım zaman böyle artıya geçişi 2025'i falan buluyordu. Beyaz yakada durum bu. Bir insan çalışıyor olduğu için suçlanamaz. Ama bir türlü ulaşılamayan bir kentli kariyer var. Bu kentli kariyere ulaşıldığında her nasılsa bu toplumun çamurundan da bir şekilde kurtulacak. Ama o çamur hepimizin çamuru. O çamurdan gerçekten kurtulmuş olan tek sınıf da aslında göründüğü kadar hiç kültürlü olmayan sermaye sınıfı. Bu beyaz yakada böyle nasıl desem bir kariyer yarışının olduğunu bilmiyordum. Yani sonuçta benim yani mavi yaka olarak ufkum o kadar geniş değildi. Mavi yakada şöyle bir şey var. Onu bildiğim için söylüyorum. Mavi yakada hiçbir şey yapmasan bile 2 yılda bir kıdemin var.
2 yılda bir %5 de olsa bir kıdem farkı alıyorsun. Üstüne seviye atlıyorsun. Beyaz yakada öyle bir şey yok. İşin içine girince kariyer yarışı, nasıl desem bir pozisyon yarışı, yani birçok şey gördüm. Sadece uzman olabilmek için, belki yönetici olabilmek için birbirlerinin üstüne basıyorlar. Sen o rekabet ortamında çalışmak zorunda kalıyorsun. Sen eğer onlara uyum sağlamıyorsan zaten daha zor geçiyor senin için her şey. Herkes bir üst level'a atlamak istiyor ve o bir üst level'ı hayal ediyor. Ama aslında level'lar sonsuz ki. İlerliyorsun, ilerlemen gerekiyor. Zaten sistem de seni ilerletmek istiyor. Yani bir yere mesela junior girip hayat boyu junior kalamaz. Ama yükselttikçe de senden aldığı zaman ve senin üzerine yüklediği sorumluluk da fazlalaşıyor. Benim psikolojimde bir insan için daha stresli oluyor. Başka bir insan için yükselir ama onu kaldırabilir mesela. Ben bu taşın altına hiçbir zaman girmek istemedim. İyi ajanslarda çalıştım. Orada iyi markalara baktım. Güzel ekiplerle çalıştım ve bir şekilde senior art direktör oldum. Bu kadar bana yeter. Ben başka kendime kanallar açayım ve hayatımı öyle idame ettirmeye devam edeyim diye tercih ettim. Öyle çıktım. Zaten bu beyaz yakalılığı ilk tanımlayan kelime Amerikan merkezli yuppie kelimesiydi. Young, upwardly mobile, genç, yukarı doğru hareketli, profesyonel. Ya da işte daha eleştirel yaklaşacaksanız young, upstart professional, genç, yeni yetme profesyonel. Böyle tanımlandı işte yukarı doğru bir mobilite üzerinden beyaz yakalı kültürü tanımlandı. Ya kimse yukarı doğru mobil değil. Tabii ki yükselme hiç yok değil ama kariyer denen şey makul bir kıdeme bağlı ücret artışının ötesinde sınıf atlamak olarak tanımlanıyorsa ben size kolaylıkla söyleyeyim binde birdir. İnsanlar hayatlarına hemen hemen her zaman hangi sınıfta başladılarsa o sınıfta bitirirler. Kariyerde yükselen kişiler bir noktadan sonra sınıflarının da yükseldiğini düşünüyorlar. Bankada şöyle bir şey oluyor. Bölge müdürü oluyorsa birisi denize hiç ilgisi olmasa da mutlaka artık yavaş yavaş tekne fiyatlarına bakmaya başlıyor. Ya da işte ne bileyim şarap kültürlerini daha geliştirmeye çalışıyorlar. Safari'ye mutlaka gidiyorlar. Yani bakıyorsunuz belli bir noktadan sonra bütün üst yönetimler aslanlarla, kaplanlarla, gergedanlarla cebelleşiyor sosyal medyada. Yani böyle bir teamül var. Bir kariyer fetişi var. Çünkü sizi orada hakkınızın aslında çok altında olan bir paraya her gün çalıştırabilmek için tabii ki size sistem bir havuç vermek zorunda ve bu da kariyer. Müdür olmak, yönetici olmak, genel müdür yardımcısı olmak, genel müdür olmak falan gibi böyle havuçlar var. Ama tabii bu çok az insana nasip olan bir şey. Sistemin öyle tatlı bir oyunu var ki oraya ulaşmayacağınızı bilmenize rağmen o umudu sizde canlı tutuyor. Eğer gerçekten evden işe, işten eve gidip gelen biriyseniz benim gibi ya da öyle biriyseniz çok zor sizin kariyerde yukarı çıkmanız. Çok iyisin, çok başarılısın, notların A, çok iyi, insanlar seni çok seviyor. Eline sağlık. Eline sağlık ne abi? Benim ya maaşımı arttırman lazım ya beni terfi ettirmen lazım. Ya da bana bir ekip verip benim o mesleğimi icra edebilmem, benim mesleki egomu tatmin etmem lazım. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Hani hiç olmuyor da diye anlatmamak lazım. Bunu yapanlar da var. Takdir eden de var. Karşılığını veren de var. Bazen hiç yok. Özellikle beyaz yakalı insanları yoran şey, o işi yaptıkları yerdeki insan ilişkileri ve süreçler yorar insanı. İşin kendisi yormaz. Nasıl insanlarla çalışıyorsun? Nasıl süreçler içerisindesin? Nasıl anlamsız işlerle sürekli olarak yoruluyorsun ve yıpratılıyorsun? Bütün bunlar seni yorar ve beyaz yakalı hayattan soğutur. Sürekli en başarılı adamları görüyorsun. Steve Jobs dedi ki böyleyken böyle. Jack Ma dedi ki şunu yaparsan böyle olur. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Yok ya. Kaç kişiyi öldürdü peki? Şimdi bu teoriyle, bu bilmem neyle falan çocuk gittiğinde o ilk bir senesi, üç senesi bu hayal ve hülya dünyasıyla geçiyor. Beşinci seneden sonra işte yavaş yavaş bir aydınlanma, bir rönesans. Okullardan ilk mezun olup hayatımızın birkaç yılını verdikten sonra bu bana göre değil diyebilseydik oradan vazgeçebilirdik. Hayatta her şeyden her zaman vazgeçebiliriz. Yani 11-12 yıldır bunun içindeyim. Bir de yani böyle beyaz yaka beyaz yaka diye çok kötülüyoruz. O kadar kötü bir şey de değil. Bir üst basamağa geçtikten sonra, pozisyonun bir üste çıktıktan sonra hep böyle biraz daha rahatlayacağız. Biraz daha iyi olacak. Biraz daha vardık galiba. Aslında hiç varamıyoruz. Ama özünde tatmin aldığın şey şu. Ben daha fazla para kazanıyor muyum? Ha, o da başka bir hata doğuruyor. Daha fazla para kazandıkça daha fazla harcıyoruz. Daha iyi evde oturayım, daha iyi arabam olsun, daha iyi tatillere gideyim. Bu sefer hiçbir zaman kazandığım para seni tatmin etmemeye başlıyor. O zaman da tamam, kariyerimde bir basamak daha atlamalıyım. Çünkü daha iyi kazanmaya ihtiyacım var, muhtacım artık ona diyorsun. Ben de onlardan biriydim. O cenderenin içinde aslında sen de ayak uydurmak zorundasın.
Uydurmazsan dışlanıyorsun. Mesela hayatım boyunca hiç title alamadım. Çok da iyiydim yaptığım işte. Takım lideri diye bir ünvan var orada. Takım lideri deyince benim aklıma şu geliyor. Bir lider, altında da 5, 10 neyse bir takım var. Ve o lider o takımı hem şirketin işlerinin doğru yapılması için yönetmek durumunda, hem de o takımın mutluluğu, sağlığı, huzuru için yine bir şeyler yapmak durumunda. Benim kafamdaki takım lideri. Şirketin kafasındaki takım lideri, şirket adına o takımı eşek gibi çalıştıran adam. İşte o yüzden ben hiç takım lideri olamadım. Ben başladım, benden bir sene sonra gelenler, iki sene sonra gelenler, dört sene sonra gelenler takım lideri oldu. Ben olamadım. Bizim alanda işte olabileceğiniz en fazla işte bir çağrı merkezinin operasyon müdürlüğüdür. İşte bir yöneticiliktir, kariyer yaptınız, belki geliriniz artar, belki sorumlu olduğunuz kişi sayısı artar ego anlamında. Bu size iyi gelebilir ama günün sonunda baktığımızda gerçekten yani kariyerini ne şekilde yaparsanız yapın ciddi bir yıpranma, ciddi bir stres ve ciddi bir baskı söz konusu. Dolayısıyla zaten bir süre sonra kariyer vesaire de size çok anlamlı gelmemeye başlıyor. Ayrıcalık denen şey maddidir. Bu dünyada sermaye sınıfı mensubu olarak doğmuş bir insan hiç okuma yazma öğrenmesin, dünyanın en kültürsüz, en kazma adamı olsun, o ayrıcalıktır. İstediği metayı istediği an satın alabilir. Bütün ülkelerin kapıları ona açıktır. Siz bir romanı okuduğunuzda ondan daha derin bir zevk alıyorsanız bu sizin ayrıcalıklı olduğunuz anlamına gelmez. Bir tarafta kendisini bir şeyler zanneden ve toplumun geri kalanı tarafından da bir şey zannedilen bir işçi sınıfı bölmesi var. Olduklarından çok daha zengin, olduklarından çok daha kültürlü, olduklarından daha ayrıcalıklı zannediyorlar kendilerini ve zannediliyorlar. Ama değiller. İstanbul'da yaşarken özellikle gençlik dönemimde şey diyordum, herhalde dünyada başka hiçbir yerde yaşayamam. O zaman tabii kafa da başka türlü çalışıyor. Her şey cıvıl cıvıl falan. Yaş ilerledikçe oradan sıyrılıyorsun. Onların illüzyon olduğunu anlıyorsun. Gerçeklerin peşinde koşmaya başlayınca İstanbul'dan da soğuyorsun. Çünkü İstanbul gerçek değil. Eğlenceli tarafları olsa da bedeli çok ağır ve hayatından çok fazla şeyi alıp götürüyor. Çocuğu nasıl yetiştirmeyi düşünüyorsun? Nasıl büyüteceksin? Çocuk senin çocuğun mu? Yoksa şehrin çocuğu mu olacak? Muhtemelen sen işe gideceksin. Varsa bir anneanne babaanne o bakacak. Yoksa bir bakıcı tutacaksın. Bu çocuğu birinin büyütmesi lazım. Ama o sen değilsin. İşte bunu düşüne 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 diyorsun ki ben şehirde kendi çocuğumu büyütemem. Böyle bir hayatı yaşamanın bence çok anlamı yok. Ha bunu anlamlı bulan insanlar olabilir. Benim için sıkıntı yok. Onlar da şehirde yaşamaya devam etsin. Ama ben onlardan biri değilim. Modern kent bir mücadele zeminidir. Kapitalist üretim biçimi bir kere tarihsel olarak ortaya çıktığında, yani burjuvazi ki isim kökü burg, kent kökünden gelir burjuvazi kelimesinde. Kapitalist toplum egemenlik kazanır, yerleşiklik kazanırken bu egemenlik kentlerde başladı. İşçiler kent merkezine yakın oldukları zaman tehlikeli şeylerdir. Hep kentin dışına doğru atmaya çalıştı mavi yakayı. Maslak tarafı, fabrikalar havzasıydı kısmen. Ama ne yaptınız? Geleneksel işçi sınıfını oradan çıkardınız. E tamam, burası artık o zaman beyaz yakalıların sermaye birikim süreçlerini bir fiil işlettikleri plazalar bölgesi haline getirilebilir. Beyaz yakalı fonksiyonlar burjuvazinin kent merkezinde tutmak zorunda olduğu işleri yaparlar. Pazarlamayı da kent çeperinde yapamazsınız. Oraya en fazla outlet kurarsınız. Meşruiyetini zorlayarak hipodromun göbeğine gökdelen dikemezsiniz tabii. Ne yapacaksınız? Maslak tarafını keşfedeceksiniz tırnak içinde. Orada çünkü o zaman tarihsel bir şey de olmadığı için buraya koca koca gökdelenleri dikmenizde hiçbir sakınca yok. 80'lerin miras bıraktığı şeylerden biri bir anlamda da bu gökdelenleşme süreci. Ne zaman ki ofisler büyümeye başladı. Ne zaman ki az önce bahsettiğimiz şirketlerin yönetsel fonksiyonları artmaya başladı. Bu işler kent merkezinde yapılmak zorunda olduğu için ve kent merkezinde
metrekare kiraları hızla artmaya başladığı için binaları yukarı doğru büyütmek zorunda kaldılar. İkincisi görkem. Yani kapitalizm genel olarak çarpıcı şeyler yaparak kitleleri ikna etmeye çalışır. Şimdi siz çalıştırdığınız birine 57. katta bir ofis tutarsanız ve oradan şöyle 360 derecelik her yere baktırırsanız bir tür hayranlık duygusu uyandırabiliyorsunuz. Bana o duygu çok çocuktan geçmişti. Benim annem de bankacıydı ve Maslak'ta o zaman bir tane banka vardı. Annem bazen beni iş yerine götürürdü. O kadar büyülenirdim ki herkesin masası var, herkes bilmem ne. O bana çocuktan işlemişti. O gökdelen fetişi. Şimdi gidin Maslak'a, o annemin çalıştığı banka gecekondu gibi kalıyor diğer gökdelenlerin yanında. Dolayısıyla bu gökdelen fetişi aslında en başta bence o sermaye sahiplerinin egosunu doyurmak için yapılan bir şey. Bizi düşündükleri ya da bize güzel bir ortam sağlamak istedikleri için değil. Sonra, çok sonra geliyor çalışanlar. 37. kattaki bir genel müdür odasının verdiği tatmini ona hiçbir şey veremez. Yani ülkenin cumhurbaşkanı olsa belki anca keser. O çok ciddi bir ego, yüksekte oturma egosu. Valla gökdelenlerde çalışmak bence beyaz yaka kariyerinin en zor kısmı. Şu an 12. katta çalışıyorum. Manzaram çok güzel. Hatta herhalde şu ana kadar çalıştıklarımın içerisinde hırsı en düşük yer bir de. Yani genel olarak şu anki halimi düşünürsek çok keyfim yerinde. İlk iş günümde şeyi hatırlıyorum. Topuklularımı giydim, üstüm başımı giydim. Yürüyorum böyle ofise doğru. Çok gözüme ihtişamlı gözüktü. Sanki çok lüks, çok konforlu bir hayat. Gerçekten böyle birkaç gün geçirdim. Yani her gittiğimde vay be galiba başardım dedim. Ama işte İçinde bulunmaya başladıkça başarmanın bununla alakası olmadığını, aslında bunun zorunlu bir sistem olduğunu, bizler böyle çalışmak zorunda olduğumuzu fark ediyorsun. O yüzden her zaman mesela böyle küçük villa formunda yerlerde çalışmış insanların hayatlarına böyle en azından bir bahçeleri var diye özenmişimdir. Bazı insanlar da o gökdelenin konforuna bayılıyorlar. Bayılıyorlar yani. Oraya gelen çalışan beyaz yakalı, para kazanmak zorunda olduğu için geldiğinin bilincinde. Bunu başka şeylerle desteklemeniz gerekir. Ayrıcalıklı bir işin var, dolgun bir maaşın var. Buna ikna olmak zorundasın zaten. Eminim metrodan çıkan biri haftada 5 gün bunu yaptığı zaman yabancılaşıyordur. Kimse her çıkışında muhteşem bir yerde çalışıyorum demiyordur ama içselleştirilmiş bir yabancılaşma söz konusu burada. Üzerinden 4 yıl geçmiş, arkadaşlarımı da gelmişken bir ziyaret edeyim dedim. Geldiğim yer yine Maslak, plazalar bölgesi. Değişen hemen hemen hiçbir şey yok. Sabah bir kere evden çıktın, eğer yakın bir bölgede oturuyorsan 1 saat, biraz daha uzakta oturuyorsan 1,5-2 saat trafik çekiyorsun. Arabanı -5. kattaki otoparka park edip 12. kattaki ofisine doğru yola çıkıyorsun. Oturuyorsun bilgisayarının başına, klavyenin başında bir şeyler yazarak öğlene kadar vakit geçiriyorsun. Arada kahveni içiyorsun, arkadaşlarınla geyik yapıyorsun. Sonra öğlenleyin yuvalarından çıkan karıncalar gibi AVM'lerin lokantalarına hücum ediyorsun ve tekrar karınca yuvalarına geri dönüyorsun. Akşama kadar da orada çalışmaya devam. Ve bu maalesef bir kısır döngü. Hayatına yeni bir şey katma ihtimalin yok. Hep aynı senaryo ve bunun sistemden çıkana kadar kurtuluşu yok. Abi insan doğasına aykırı bir hız var bir kere. Bu hıza, bu telaşeye kapılmıyor olmamız lazım ama maalesef kendini dışarı atabileceğin bir alan yok. Herkes ne yapıyorsa sen de onu yapmak zorundasın. Herkes hangi saatte çıkıyor ve koşuşturmaya başlıyorsa, bak abi koşuyor mesela, yetişmesi gereken bir yer var. Bak ablam da arkadan koşuyor. Yani bu sistemin, bu çarkın içinde olduğun müddetçe koşmak zorundasın. Koşmazsan geride kalıyorsun. Ya bu sistemin içinde herkesle aynı şeyi yapıyor olacaksın. Köşelerin olmayacak, sivrilmeyeceksin. Yuvarlanarak devam edeceksin. Ya da yıkılıp gideceksin. Ayakta kalmak için koşmak zorundasın. Koşman gerekiyorsa. Ayağında ağır bir pranga. Kafanda tonlarca travma. Onlar seni her gün sınarlar. Her gün daha zor bir sınavla. Bu ormanda aslan, hapiste düzenin bekçisi yılanlar. Soru sormağın ölmeyen demek olabilir, acımazlar. Boynunu kırarlar. Sen bileklerini güçlendir. Kelepçeleri takabilirler. Katiller serbest kalıp uçurtmaları vurabilirler. Sonuna kadar savaşacaksın. Geriye bakarsan yavaşlarsın. Belki de ölmene çok var. Tamam da yaşamak adına bir amaç lazım. Uyumadan gelen sabahlarda rüyalarından kaçınacaksın. Rahatın ne kadar uzaktaysa, düşlerin o kadar yakın sanki. Dışındasın, yazınsın.
yazılmışın bedavadan. Gerilme hiç. Ya bir tek bizim aklımız yerinde, ya da en çok biz delirmişiz ha. Geniş düşün, yakın düşün. Düşündesin yazılmışın.